Benim tebriklerimi de ver. Evimizi özlemişim Şükrü. Saat bayağı geç oldu abi. Kahveye mi gitsek? Haklısın Şükrü. Merak etmesinler, biz gidelim. Evet abi. Yakup yok yazmasın bizi. Devamsızlığımızdan yemeyelim. Aman hadi. Gidin gidin. Uzak durun bizden. Adamı hasretme Emine. Katri anne. Acaba diyorum hangi fotoğrafı yüklesek? Baksana bir. Ay bak burada güzel çıkmışsın ama komiserimin gözleri kapalı. Bu güzel. Bunu gönder bana. Tamam. Göndereceğin de benim telefonum yok ki. Nereye gönderiyorsun? Bir telefonu bile yok. İnternete nasıl gireceğim ben? Neden benim annemin telefonu yok? Neden benim annemin telefonu yok Şükrü? Alırım anneciğim. Sen merak etme. Sen Emine'yi al. Emine ver sen bunu bana. Hayda. Emine. Neden? Neden benim annemin telefonu yok? Neden annemin telefonu yok Emine? Artık var. Ama Hüseyin. Yakışır anneciğim. Şimdi bak. Ben buradan... Bak Emine'den çık. Çıkış. Ha, çıkış. Emine'den çıkış. Ya anne ben ne yapacağım şimdi ya? Ver bana telefonu olmaz. Veremem ben sana telefonumu. Veririm sana ara sıra. Bir tur atarsın. Ne demek veririm ara sıra ya? Olur mu öyle şey? Telefon benim elim ayağım. O zaman beraber kullanalım. Gönder Emine fotoğrafları Hatice. Ha tamam Kadriye anne. Ha. Hop Emine'den çıkış. Köy grubuna giriş. Gönderdim. Hop yükledim. Oh be. Dünya varmış ya. Tamam anne hadi. Fotoğrafı da yüklediğine göre ben alıyorum telefonumu. Hadi gidiyorum ben. Ben de geliyorum. Nereye geliyorsun sen ya? Telefon sende, ben de senden geleceğim ortak. Allah'ım ben telefonsuz yaşayamam artık. Anneciğim, müsaade eder misin? Bakabilir miyim telefona? Yani ben kendi telefonuma bakabilir miyim? Aa yeter artık ama Emine. Şu telefon soruna bir çare bul artık canım. Aa. Bak anneciğim, bu telefon benim. Benim. Ne demek benim? Oğlumun parasıyla alındı bu telefon. Bir şey derdim ama neyse. Oo, hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk. Kemal Bey, telefonunuzu alabilir miyim? Buyurun. Saygılar Kemal Bey. Efendim saygılar bizden. Rica edin. Kadriye Hanım, telefonumu alabilir miyim? Saygılar Kemal Bey. Saygılar bizden efendim. Kemal Bey, şu Şükran'ın rüküşlüğüne bakın ya. Yani bu ne sonradan görmelik değil mi ya? Affedersiniz Kadriye Hanım, mesaj geldi. Telefonu alabilir miyim? Aa, ben bakar mısın yerinize Kemal Bey? Olur böyle şey canım, belki özel bir mesajdır. Ay lütfen yani. Aramızda bizim ayrımız gayrımız mı var Kemal Bey, lütfen. Kemal Bey neredesiniz diyor Mimi Nazım. Aa, koro çalışmasına geç kaldım. Şu telefonu alabilir miyim Kadriye Hanım? Ay Kemal Bey, şuraya bakın ya. Kadın dediğiniz biraz doğal olmalı, öyle değil mi? Saygılar yani. Saygılar bizden efendim. Hüseyin. Ne oldu? Bir haber var mı Hüseyinlerden? Polis bu sabah almış abi, çalıntı telefon kullanmaktan. Biz ona söyledik Şevki abi. E-mail numarasını kontrol etmeden bu telefonu kullanma dedik. Olacağı buydu işte. Dinlemez ki o. Bugüne kadar kimi dinledi ki? Merak etmeyin. Şimdi savcıyı kuzu kuzu dinliyordu. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm millet. Selam. Ne o? Hapisten mi kaçtınız Hüseyin? Kasıt yokmuş Yakup. Biz ne bilelim oğlum çalıntı mal olduğunu. Ucuz diye aldık işte. Çok iyi bir teklifti Yakup. Hayır diyemedik. Sen ne diyorsun bu işe güzel insan? Çok iyi bir teklif almış, hayır diyememişler. Ne demişler? Too good to be true. Onlara. Yani bir şey gerçek olamayacak kadar iyiyse o şeyden uzak duracaksın. Hiçbir şey anlamadım Şükrü. Ne dedi bu? Sen anlamadıysan ben nasıl anlayayım abi? Bunda anlamayacak ne var?
o kadar ucuza telefon alırsanız olacağı budur diyor. Fazla konuşma Yakup, çayı yap. Ne var Emine? Annene acil bir telefon alman lazım. Ben telefonumu yine kurtarabildim daha. Şimdi de Kemal amcaya esir aldı, onun telefonunu aldı. Kızım alacağız dedik ya, niye sıkıştırıp duruyorsun? Hayırsız evlat Hüseyin. Adama hasretme kızım, kapat. Yakup, senin telefonun yenisi çıkmış, ondan alsana. Niye? Ben memnunum telefonumdan. Oğlum sen yenisini alacaksın ki eskisini bize vereceksin. Yemezler Hüseyin. Git al annene bir telefon. Güzel insan Şevki. Senin telefonun var mı? Yok. Nasıl yok? Senin gibi modern bir insanın telefonu nasıl olmaz? Ben modern değilim. Ben çok daha ileriyim. Demiş Bernard Shaw. O da mı rahmetli? Evet maalesef. Al çay iç. Ölmüşlerin ruhuna gitsin diyeceğim ama adamın bütün muhiti ölmüş. Allah rahmet eylesin. Amin. Söyleyin bakayım arkadaşlar. Bir kapıyı kapatmak için ne lazım? Kapı kolu. Ha. Anahtar? Yok canım. Kuvvet lazım. Yok. Hayır. Söylesene güzel insan, ne lazım? Söyleyeceğim ama biraz düşünün. Zorlayın kendinizi. Kapıyı kapatmak için ne lazım? Ne lazım Şükrü? Ne bileyim abi. Ne lazım Yakup? Bilmem. İyi de düşünüyorum abi. Bir kapıyı kapatmak için o kapının açık olması lazım. Hayda. Bu muydu yani Şevki abi? Tane olsun. Adamı hasretme Şevki. Peki, söyleyeyim bakayım. Bir insanın mutlu olabilmesi için ne lazım? Para. Çok para. Sağlık. Torun. Zenginlik. Huzur. Bunların hepsi olur ama bir insanın gerçekten mutlu olabilmesi için önce mutsuz olması lazım. Mutluluk yağmurlardan sonra açan güneş gibidir. Kim demiş bunu? Nietzsche. O da mı rahmetli? Maalesef. Adam tüm yakınlarını kaybetti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutar.